Selam gençler, kanalıma hoş geldiniz. Ben Batuhan. Bugün sizlerle birlikte Game Master RC418 modelini inceleyeceğiz. Arkadaşlar, bu arada oynadığım oyun LFS. LFS ayarlarını nasıl yaptığımı da göstereceğim bir dahaki videomda. İki pedallı vitesi ve el freni yok arkadaşlar. Bilgisayara driver'ını kurduktan sonra şöyle ekstra bir kablo gibi bir yer var, giriş var. Bu PlayStation için. Biz bilgisayar olduğu için buraya takıyoruz arkadaşlar. Şimdi isterseniz incelemeye hızlıca geçelim. Oyuna girdikten sonra birkaç kere mod tuşuna basın. Sonra kendi otomatikman algılıyor oyunu ve çalışmaya başlıyor. Ayarlar kısmından tuşları ayarladıktan sonra, bunları bir dahaki videomda detaylı anlatacağım. Şöyle alt kısmı görüyorsunuz zaten direksiyon açısını. Oyuna geçebilirsiniz arkadaşlar. Direksiyon şöyle yarım tur dönüyor. Bir de bu kısma doğru yarım tur. Şurada ölü bir bölge var. Bakın gördüğünüz gibi böyle yapınca algılamıyor. Bu kısımda algılamıyor. Şu kısma kadar normal. Bundan sonra hızlı dönüyor. ETS oynamayı denedim arkadaşlar. ETS oynanmıyor. LFS'de oynanıyor yalnız. Çünkü ETS 600 derece miydi? 900 derece miydi? Neydi? Şimdi isterseniz sürmeye başlayalım. Vites kısmını ben şuradan ayarladım. Zaten bir kere vitese taktıktan sonra otomatik viteste kendisi gidiyor. İsterseniz şimdi başka bir arabayla başka bir haritada deneyelim arkadaşlar. Gidiyor. Thank you.
İptal bu kadar. Gençler, video bu şekildeydi. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma hala abone olmadıysanız olursanız sevinirim. Dediğim gibi LFS ayarlarını tekrar size göstereceğim nasıl yapılacağını. Gaza bastığımızda gitmiyor durumunu falan oluyor. Onları göstereceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.